O çeşmenin oraya baktım. Böyle bir çadır kuracak kadar boşluk var ama arabalar gelip geçince böyle hani yat kalk için iyi. Bir de aşağıda şöyle mezarlığın altında uzaktan bir kamelya gibi bir yer gördüm ama bir evin bahçesi miydi neydi bilmiyorum. Bir inip bakacağım. Şunun diğer tarafı da derenin öbür tarafı da kamp alanı. Bir bakalım aşağı doğru şuna. Arabayı yola bıraktık ama inşallah erleyen olmaz. Of, kargaya bak. Oo, hamur ağacı. Aman aman, mis gibi de şimdi bunun çayı da ne içilir be. Olmuşlar da ha. Ben onları koparırım biraz yüksekte ama. Yakınların hepsini toplamışlar abi. Defneler var. He, burası özel ya. Evin bahçesiymiş burası. Selamünaleyküm. Manzara güzel abi. Ama dediğim gibi burası bir kafe gibi bir yermiş. Evet, buradan dereye çıkıyor. Oluza Deresi. Ve burası da Kamp Oluza. İnşaatlar sürüyor hala. Ahşaptan bir şeyler yapıyorlar. Çantayı koydum yolun içine, getirmedim buraya abi. Şimdi güzel bir yer bakıyorum. Para vermeden kalabileceğimiz. Bu ağaçların altı zaten güzel de değil abi. Sıyırmışlar, ot yok, hiçbir şey yok. Buralarda böyle deniz kıyısı evlere giden yollar. Abi Sinop'ta biraz düzlük alan var ya, Kastamonu'da böyle düz alan yer yoktu yani. Neyse abi, şu yokuşa sarmadan biz geri gidelim çeşmenin başına. Ateşimizi yakalım. Evet abi, buraya oturduk. Ama düşünüyoruz. Ana yoldan köy yoluna dönüşte burası. Bahçeli köyün girişi. 5 dakikadır oturuyorum burada. 2-3 tane araba geçti. Buraya çadırı kursam, ateş yaksam, makarna yapsam, yesem. Hiç müsait bir yer değil. Etrafta odun yok. Odun topla. Hadi odun yok, tüple mütle benzin gazıyla bir sistem yapacağım. Rüzgar çok. Çadır kuracak da işte oturduğum yer. Şuraya şöyle. Dibe dayayacağız yani. Ağacın altına doğru, çınar ağacının. Anca öyle olur. O da kafanın dibinden arabalar geçecek. Bir de tek bir köy değil. Bu köyün devamında başka köylere de giden bir yol. Şimdi haritadan inceliyordum da abi. 3 kilometre sonra Harzana diye bir plaj var. Harzana Köprüsü, Harzana Plajı diye. Bir cami de görünüyor. Saatte 5'e 5 var. Oraya varır mıyız? Az daha zorlasak. 3.1 kilometre diyor. Ayaklarım gitme diyor. Ama gitmezsek burada da gün geçmez. Sabah olmaz burada ya. Daralırım ben burada. Hem yarın denize gireriz hava düzgün olursa. Ben kalkıp gideyim abi ya. Gideyim mi ki? Gitmesek. Ne yapalım yoldaş? Sesli düşünüyorum abi ya. Ya burayı biliyoruz. En azından bilinmeyene şansımızı deneyelim. Fotoğraflarına baktım.
Eh işte. Ben kalkıyorum abi. Az daha gidelim. Şimdi rampalar var. Onları çıkacağız. Ondan sonra 3 kilometre işte Harzana'ya bir uğrayacağız bakalım. Orası olsa da olmasa da orada bir cami de görünüyor. En kötü ihtimal camide yatarım. Dostlar, rüzgar arttı. Hava bulutlandı. Yağmur gelebilir. Bugün biz kapalı bir cami gibi, mescit gibi, durak gibi bir yerin içinde kalalım. Burası Dede Ağaç Hüseyin Bey Yenice Türkmen Hatip köylerinin dönüşü. Aynı köylere, birçoğuna biraz önceki çeşmenin başından da gidiliyordu. Harzana'ya doğru rampalardan gidiyoruz. Çam ormanları burada çok abi. Sinop'a girdikten sonra çam ormanları çoğaldı. Çamlar ekilmiş belli. Sonra şeyde çınar da pek yoktu. Gördüysem de hatırlamıyorum. Kastamonu'ya kadar Bartın Mart oralarda. Burada Ege gibi çınar ve çam bayağı çok. Hadi gidelim abi. Dostlar, yine çam ormanları devam ediyor. Bir köy dönüşü daha var. Tepecik. Köyü 6 kilometre demiş. Bir de onların mahalleleri var. Kalaba mahallesi. Burada böyle köy bir yerde mahalleler öbek öbek dağılmış. Sonra bir de Belpınar köyü var. 8 kilometre ötede galiba. Abi, yolda köyleri gördüm haritadan. Ayancık'tan bu tarafa gelmeden evvel. Şey gibi, Türkiye'li ile Ayancık arasındaki gibi her köyde bir şeyler vardır diye. Ayancık'tan bir şey almadım. Hatta orada birine söyledim, dedim bu Ayancık'ın çıkış mahallesinde bakkal, cami bir şeyler var mı dedim. Var var dedi. Sadece cami varmış. Ekmek almadan çıktık. 16-18 kilometre oldu geleli. Belki de 20'ye dayandı. 2-3 tane köyden geçtim. Hiçbirinde bakkal yok abi. Nasıl iş ya? Her yere uzak halbuki. Ayancık'a da uzak. Sinop'a da uzak. Başka ilçe de yok arada. Neden bu köylerde bir şey yok ki? Gerçi köyde insan yok abi. Hepsi turist. Yazın gelip yerleşip giden insanlar. O yüzden bir köy hayatı yok buralarda galiba. Of, öbür köylerde yapı market bile vardı abi ya. İlginç. Neyse, Sinop'a kadar bir şey yok anlaşılan. Haydi gidelim. Az kalmıştır umarım. İnceden gideceğimiz yer göründü. İsmini unuttum şimdi. Ne köprüsüydü? Karavan falan da var aşağıda sahile. Bir de tepede cami var. Bakalım aşağı bir bakalım, değerlendiririz. Kamp mı atarız? Camiye girer yatar mıyız? Ya nasip diyelim. Haydi gidelim. Bak yine bayrak. Kimmiş abi bunu bastıran? Aslanlar Kuyumculuk Petrol İnşaat. Ya bu olacak iş mi ya? Her şeyin üzerine bayrak abi. Bayrağın yeri belli ya. Vallahi tav oluyorum bak. Geçen bir çakmak geçti elime. Küçücük köşesinde bayrak işareti. Yerde çakmak. Neyse bakalım. Hadi gidelim. Dostlar, yoldan hemen Harzana sahiline doğru döndüm. Orada VG düşmüş restoran mesuran bir tabelası vardı. Muhtemel ona sezondadır. Şimdi hiçbir şey yoktur ama en azından tuvalet vardır diye düşünüyorum. Su çeşme de vardır diye düşünüyorum. Bir gidip görmek istedim hava kararmadan. Eğer gerçekten kalınmayacak bir yerse, havada rüzgarlı ya, bir kuytu bulamazsam abi, artık son çare çıkacağım tekrar camiye. Yani bu yolu bedavaya yürümüş olacağız. Dostlar, selamun aleyküm. Keyfim yerine geldi abi.
Neden diyeceksiniz? Bakın şimdi size bir sürprizim var. Nasıl bir yer buldum? Bütün sahil benim olabilir. Kimsecikler yok. Şimdi her yeri gezdim, bütün sahili. Kamerayı, çantayı bir yere bıraktım. Dolaştım. Şurada böyle arka tarafta. Yarın gezeceğim zaten. Gösteririm oraları da. Kamelyalar falan var. Oturma yerleri. Denizden rüzgar oluyor ama. Orada Ayancık'tan pikniğe gelmişler. Çay demlemişler. Sağ olsunlar. Azıcık sohbet ettik. Abi dedi, kışın sezonda açılmıyor. Şurada her yerde kalabilirsin. Kimse bir şey demez dediler. Normalde buralar kamp alanı. Şu an bulunduğum yer kamping. Orası da işte öyle piknik alanı. Onlar orada çay ikram ettiler. Kek falan verdiler. Yedik içtik. Sonra bütün sahili dolaştım. Fena esinti var. Dalgalar çok fena. Kuytu bir yer, bir kamelya gibi böyle bir duvar arkası gibi bir şey bulsaydım orada kalacaktım deniz manzarasında. Bulamayınca abi, daha ilk gelirken bu aradan burayı görmüştüm. Bir dolaşayım gelirim niyetiyle en sona sakladım burayı. İyi ki de öyle olmuş. Şimdi bakın abi. Görüyor musunuz? İşte aradığım bu benim. Ama tabii gelip biri bir şey demezse. Biri bir şey demezse 2 gün kalabilirim burada. Bir poşet makarnam var. Ekmeğe gerek bile yok. Ateş yakmak için yerlerimiz hazır. Odun bol. Şunlar tahta, onları kullanırlar ama şurada ceviz dalları budamışlar yerlerde. Dere zaten odun dolu. Balık varsa dereye bir olta atarım. Gerçi benim oltalar işe yaramaz ama misina. Ucu büyük çengel takmışlar, sazan çengeli. Küçük balıklar ce diyor, kaçıp gidiyorlar. Velhasıl burası muhteşem. Ağaçlar kuytu da sağlıyor. Şimdi çadır kurup kurmamayı düşünüyorum ben. Kurmadan da kalabilirim abi. Neden? Çünkü çadırın zaten ön fermuarı bozuk. Sadece üstü koruyor yani. Yağmurdan. Burada banklar var. Şimdi şu bankları, bunlar 2 tane bank yan yana koymuşlar böyle. Bunları alacağım abi. Şeyin altına götüreceğim. Üzerine metimi atacağım. Yatağımı hazırlayacağım. Uyku tulumun içinde uyuruz akşam. Şurada da ateşimizi yakalım. Bir de etrafa bakalım. Su varsa o da muhteşem olur. İlla ki buluruz. Makarnamız kaynasın. Biraz çayım vardı. Biraz kahvem vardı. Onları da bir sıfırlayalım abi burada. Bu kadar. Herhalde şu iki dilim keki yiyince keyfim yerine geldi. Acıkmışım fark etmedim. Bir de böyle güzel yeri bulunca. Evet. Ben şimdi bir kurulayım. Ateşimi yakayım. Makarnamı yapıp yiyeyim. Sonra çayda görüşürüz. Olur mu? Burası güzel. Sezonda da tavsiye ederim. Böyle sezon dışında da kaçamak yapmaya. Güzel bir yer. Haydi bakalım. Çayda görüşürüz abi. Makarnam oldu. Sıra çayda. Şuradaki devrilmiş ceviz dallarından bir tane küçük kestim. Yine kaşık yapacağım. Kaşığı biliyorsunuz hediye ettim. Caza motora. Kalın daldan belki ceviz güzel oyuluyorsa bakacağım. Oyabilirsem kuksa da yapabilirim belki. Ve çok güzel bir gün batımı manzarası var. Bilmiyorum aradan görebiliyor musunuz dalların arasından. Şöyle geçeyim. Tam fotoğraflık. Buranın tek sıkıntısı su yok. Bir de internet çekmiyor abi. Evet.
çayımızı da içeceğimize göre artık bugünlük de benden bu kadar diyelim. Yarın ola hayrola, yeni yollarda görüşmek üzere. Bana müsaade.